Evet efendim, geçen gün Nihat Zeybekçi Bey emekliye zam yapmayalım demiş. Emekliye zam yapmak çözüm değil demiş. Yani yerinde olmayan bir açıklama. Böyle bir açıklama olabilir mi? Hani biz yıllarca kamu spotu yayınlamadık mı? Alışveriş yapalım, çarklar dönsün, piyasa hareketlensin diye, al ve ticaret canlansın diye kamu spotu yapmadık mı? Şimdi sen emekliye vermezsen emekli ne harcayacak? Yani düşün. Diyor emekliye diyor zam yapmak çözüm olsa diyor dünyanın her yerinde emekliye zam yapsınlar her şey düzelsin diyor. Ya bu dünyada emekliye en büyük zam mı? %320 ile Erbakan Hoca yaptı. Ve herkes de rahat etti. Havuz sistemi yaptı. Rantçıların hortumlarını kesti. Emekli de rahat etti. Herkes rahat etti. Yani olmaz mı? Olur. Yılın başında bütçeyi açıklarken bütçeye faizi koyuyorsunuz, işte şu kadar açığı koyuyorsunuz. Bunlar ne demek? Yani yurt dışına giden para demek. Yani emperyalistlere giden para demek. Rantiyeye giden para demek. Bu memlekette işte enflasyon düşsün isteniyorsa, ticaret canlansın isteniyorsa, hükümet, devlet para gelir elde etsin diyorsa, emekliye vereceksin, emekli harcayacak. Emeklinin harcadığı para sana KDV olarak dönecek, efendim muhtasar olarak dönecek. Vergi olarak dönecek, stopaj olarak dönecek, her türlü sana geri dönecek efendim. Konu bu. Yani emekli bugün çok zor şartlar altında, açlık sınırının da altında, efendim asgari ücretin de altında emekli maaşı alırken üstüne böyle talihsiz bir açıklama yapmak hiç de yakışıyor olmadı yani. Yani onu başka türlü telaffuz edebilirdi. Yani hiç telaffuz etmesen de olurdu. Yani şimdi sen emekli zaten işler acısı. Her gün bir umutla, ümitle beklerken veya bazı televizyon kanalları veya haber portalları daha Temmuz zammını almadan Ocak ayındaki yapılacak zamdan, emekliye yapılacak zamdan bahsederken şimdi emekliye zam yapmak işte hiç de doğru bir şey değil demek. Bu neyin aklı ben anlayamadım. Hani emekliye verdiğin zam veya para hiç araya gitmez arkadaşlar. Hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Pilava dökülen yağ araya gitmez diye. Aynı ona benzer. Emekliye verdikçe herkes kazanır. Emekli maaşlarını en kısa zamanda iyileştirme yapalım. İnsanca yaşayacak bir maaş alsınlar arkadaşlar.